Bolu'da 2022 yılının Eylül ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın heykelini yaptırmak için Bolu Belediye Meclisi'nden muvafakat alan emekli subay Kıbrıs gazisi Ahmet Şerafettin Yamaner yaklaşık 9 aylık çalışmanın neticesinde heykelini yaptırdı. Türkiye Emekli Subaylar Derneği Bolu Şube Başkanı Ahmet Şerafettin Yamaner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın heykelinin açılış töreni için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Bolu'ya davet etti. Bolu'da çeşitli etkinliklere katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar son olarak heykelin açılış törenine katıldı. Sizlere beraber olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Bolu'yu ziyaretim dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Kıbrıs Türk halkının sizlere sevgi, saygı ve hürmetlerini getirdim. Elbette biz Doğu Akdeniz'de en güneyinde bir Türk devleti olarak mücadelemizi hala daha sürdürmeyi mutluluğu içerisindeyiz. Rauf Denktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı, hayatını, ömrünü Kıbrıs davasına adamış, büyük izlenimler vermiş, ta erken yıllardan hep Anadolu'ya bakmış, Türkiye'ye bakmış, Türkiye'de kurtuluş mücadelesinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hep inkılaplarını ve devrimlerini izlemiş. Bir Atatürkçü olarak Atatürk sevgisini kendi halkına aşılamaya çalışmış. Onun düşüncelerini, onun fikirlerini Kıbrıs Türk halkının aydınlık yolunda bizim oradaki mücadelemize büyük bir katkı olarak değerlendirmiş. O şekilde mücadele sürdürmüş. Doktor Fazıl Küçük'ten bayrağı aldıktan sonra uluslararası alanda bir hukukçu olarak, bir düşünür ve aydın olarak, iyi bir hatip olarak hep önemli toplantılarda Kıbrıs Türk halkının sesi olmuştur. Biz en az Kıbrıs'ta Rumlar kadar egemeniz ve dolayısıyla Rauf Denktaş kurucu Cumhurbaşkanımız devleti kurarken, cumhuriyeti ilan ederken hep egemenlikten bahsetmiştir, devletten bahsetmiştir. Eğer Kıbrıs Türk halkının bir devleti, bir cumhuriyeti olmasaydı bugün varlığımızı sürdürmemiz mümkün olmayacaktı. O zamanında bir mücahit olarak, zamanında bir düşünür olarak, bir savcı olarak bilahare Kıbrıs kuruluş anlaşmasına giden o mücadele yıllarında bir müzakereci olarak hep o dönemlerde Kıbrıs Türk halkının kalbinde taht kurmuş, ona göre mücadele vermiş ve 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile bütün dünyaya Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa iki tarafın işbirliği, iki kurucu devletin egemenlik temelinde bir işbirliğiyle bir anlaşma olabileceğini ta o zamandan haykırmaya başlamış. En büyük başarısı Türkiye Cumhuriyeti'ni ikna etmek. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs davasına inandırması ve Kıbrıs milli davamıza bir bütün hepimizin sahip çıkması bizi bugünlere kadar getirmiştir. Şu anda benim 5. Cumhurbaşkanı olarak yürüttüğüm siyaset bütün Türkiye'nin de bildiği gibi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da büyük destekleriyle Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa mutlak surette bu anlaşma iki ayrı bağımsız egemen devletin işbirliği olabileceği iki gün kadar önce de bizi ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanı da bütün bunu dünyaya tekrar ifade etmiştir. Kıbrıs'ta egemen eşitlik, eşit uluslararası statü ki bütün bunlar bir bakıma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasından geçmektedir. O süreçte bunlar tescil edildiği takdirde Kıbrıs'ta resmi olarak müzakere süreçleri başlayabilir. Dilimizde, kültürümüzde ta 1571'lerden Osmanlı'nın torunları olarak Kıbrıs'a yerleşmiş, Kıbrıs'ta mücadelesini sürdürmüş, İngiliz sömürge yönetiminde bütün baskılara rağmen yine ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle oradaki varlığımızı sürdürebilmiş, kültürümüzü ve milli kimliğimizi hiçbir zaman kaybetmemiş ve dolayısıyla bugünlerde şimdi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak egemen bir devlet olarak mücadelemizi sürdürmenin mutluluğu ve bahtiyarlığı içerisindeyiz. Tarihi
gün yaşıyoruz. Çok güzel. Bütün Kıbrıs burada. Çok mutluyum. Bir tarihi bundan sonra da bolca devam ettireceğiz yaşatmaya. Uğurlu olsun inşallah. Çektireceğim de şöyle.